Koray Hocam, sinüzit ameliyatına nasıl karar veriyorsunuz? Hasta bize başvurduğunda bir kere şikayetlerinin süresini sorguluyoruz. Daha önce sinüzitle ilgili tedavi alıp almadığına bakıyoruz ve muayenemizi yapıyoruz. Bunlar neticesinde eğer tedaviye dirençli bir şikayet varsa, hastanın şikayetleri gerilemediyse bu sefer bir tomografi çekiyoruz, sinüs tomografisi. Sinüs tomografisi sonucunda ayrıntılı olarak bütün sinüslere bakıyoruz, burun içine bakıyoruz. Eğer ameliyata uygunsa bu tomografiye bakarak karar veriyoruz ameliyata. Koray Hocam, sinüzit ameliyatı nasıl bir ameliyat? Nasıl tekniklerle yapıyorsunuz ameliyatınızı? Sinüzit ameliyatları genel anestezi altında yapılan bir ameliyattır. Endoskopik sinüs cerrahisi dediğimiz bir şekilde yapılıyor. Yani hiç burunda kesi olmadan burun içini kameralarla sinüslere girerek buradaki sinüsleri temizliyoruz. Etler varsa bu etleri alıyoruz. Bütün sinüs boşluklarını temizliyoruz. Yaklaşık 2 saat falan süren ortalama bir ameliyat. Aynı günde taburcu edebiliyoruz hastamızı. Günlük yaşamına birkaç gün sonra dönebiliyor. Peki hocam, estetik ameliyatı, burun estetiği ameliyatı olmak isteyen hastalarımızda, kişilerde, diyelim ki geniz etinde de bir rahatsızlık var. İki ameliyatı birden gerçekleştirebiliyor musunuz? Geniz eti problemi varsa, burun eti problemi varsa, sinüzit problemleri evet. varsa, burun içindeki her türlü problem burun estetiği ameliyatıyla beraber yapılabilmekte. Evet, bu da çok önemli bir unsur sevgili izleyenlerimiz. Neden? Bir taşla aslında iki kuşla vurabiliyorsunuz. Hem burun estetiği olmak istiyorsanız burnunuzu düzelttirebiliyorsunuz. Burnunuzun içerisinde herhangi bir hastalık var ise eğer o hastalıktan da kurtarılıyorsunuz. Evet, yani ben şöyle diyorum, hem güzellik açısından evet. hem estetik olarak bir burun yapıyoruz hem de fonksiyonel bir burun yapıyoruz. Yani fonksiyonelden kastımız şu, nefes alan, çalışan bir burun.